Vay be Yunusçuğum. Gördüğün gibi 10 yıl su gibi akıp geçti. Sabret. Sana kavuşmama 2 gün kaldı. 2 gün sonra canını almaya geleceğim. Gammazcı. Şilet Abbas abi, bu herif mahkemede aleyhine tanıklık eden herif değil mi? Bu herif olmasaydı cinayeti işlediğimi kimse ispat edemeyecekti Serkan kardeş. Yaktı beni bu herif. Mahkemede aleyhime görgü tanıklığı yaptı. Ama 2 gün sonra defterini duracağım inşallah onun. İnşallah abi. İbrahim! Abbas abi. Ne yapıyorsun sen? He? Cilet Abbas'tan destur almadan nasıl oturursun yatağa? Sen çıktığına pişman ederim İbrahim. Abbas abi. Vallahi dalmışım Abbas abi. Senin tıraşın gelmiş Rahim. Senin kulakların fazla uzamış. En iyisi dipten keseyim ben bunları. Yapma Abbas abi. Bir hatadır ettim. Ayağının altını öpeyim abi. Abbas abi yapma abi. 50 kana bulama abi. Yarışma sen. Tıraş edeceğim sadece. Fazlalıkları alacağım. Abi bak 2 gün sonra çıkacaksın. 50 kana bularsan 10 yıl beklettiğin intikamını alamayacaksın abi. Doğru diyorsun. Esas yemek dururken aparatifle doyurmayalım karnımızı. Yani son umudumuzun da kubbesi tamam oldu ha. Ferah tam evlenecekken son anda ters köşeyi attık iyi mi? Nasıl oldu anlamadım. Keşke babamın foyası meydana çıkmasaydı da arada evlenebilseydik. Ne demişler? Yalancının mumu yatsaya kadar yanarmış. Pembe abla üflemese babamın mumu daha yanacaktı ama zamansız söndürdü ana. Keşke evlenmiş olsaydık be Ferhat. Keşke Şahanem ya. Üf. Bak koçum senin. Oğlum öyle böyle olmaz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kalkın ayağa. Kalkın ayağa. Şilet Abbas girdi mekana. Geçin şöyle. Mıdır nedir ya? Sizler. Allah, Cilet Abbas. Ha? Yunus nerede? Söyleyin. Bana bak akıntı Çağnuzu. Cilet misin? Ne halsan? Bırak bu ayakları oyarım inceden ha. Bana mı dedin sen onu? Sana dedim ne olacak? Olacak şu. Başka konuşmak isteyen var mı lan? Yok abi sağ ol. Şu ceketi. Azı var dilim yok abi. Aynen abi. Yunus olacak nerede biliyor musunuz? Evde abi. Ah. Vallahi bilmeyiz abi. Hiç görmedik. Hiç görmedik. Bana maval okumayın. Görürseniz söyleyin. Yarına kadar delikanlı gibi ortaya çıksın hesabımızı görelim. Hadi geçin oturun yerinize. Eber abi. Şipşek abi. Şipşek abi. Ben bir koşup Yunus'a haber vereyim be. Varım abi. Arkadan git. Abbas'la karşılaşma. Tamam tamam. Hadi Şipşak. Ya ustam ölmüş olmasın? Şşt. Kalk kalk. Usta. Kalk kalk. Usta. Baksana usta. Ya, ne vuruyorsun? Bak usta. Yaşıyor valla. Bittin oğlum sen. Kalksana usta. Lan gebermişsin hala bittin diyorsun be. Hayret bir şey. Vay be. Ben beyi ifaka bastım içtim ama son keltene yakayı ele verdik. Abi be sen de az gaddar değil misin ha? Az çektirmedin pembe gacısına. Ne yapalım be kızım? Sinemamız yok, tiyatromuz yok. Bizim de tek eğlencemiz pembe gacısıdır işte. Yunus, Yunus. Sana çok kötü bir haberi var. Keyfim gıcır. Hiçbir haber keyfimi kaçıramaz benim. Cilet Abbas hapisten çıkmış. Zerki! Ne? Evet. Evin suratıma çay servisi yaptı resmi. Sen dedin bu harem ciddi misin? Vallahi ciddi. Geldi kahveyi dağıttı. Söyleyin o Yunus'a yarına kadar ortaya çıksın hesabımızı görelim dedi. Ay ne olur be abi. Yok bir şey. Menekşe sen benim elvamı yapsana be kızım. İrbitli olsun. Allah gecinden versin be abim. Tüybe tüybe. Ya kim bu Jilet Abbas? Ya niye bu kadar korkarsın bu heriften? Kız oynatma Lila. Bu herif Jilet ismini nüfus memurluğundan almadı. Düşmanlarını Jilet'le doğradığı için bu lakabı verdiler. Ya öyle. Peki senden ne ister? Yıllar önceydi.
Cilet Abbas düşmanını kahvenin ortasında ciletle doğramıştı. Abbas'ı aldılar, mahkemeye çıkardılar. Mahallede herkes gördü ama kimse korkudan cinayeti Cilet Abbas işledi diyemedi. Ondan sonra kimse korkudan şahitlik yapmamıştı. Mahkeme de Abbas'ı içeri tıkmak için yeteri kadar delil bulamamıştı. İşlediği cinayet yanına kar kalacaktı. Çok kanıma dokundu arkadaş, dayanamadım. İddia makamının tanığı var mı? Maalesef, cinayet tanığı bulamadık hakim. Cinayetin tanığı yok ya. Var. Her şeyi gördüm hakim bey. Bu gördüğünüz cani, aktüülü kahvenin ortasında herkesin içinde öldürdü. Tanığın ifadeleri kayda geçsin. Sanığın en ağır cezayla yargılanmasını talep ediyorum hakim. Mera bizden çıkana kadar ölme Yunus. Ölme çünkü ben seni öldüreceğim. Ölme. 10 yıl hapse çarptırdı mahkeme Cilet Abbas'ı. Helal olsun be abi. Sen de delikanlı gibi davranmışsın ama. Davrandım da iyi alt ettim. Erim şimdi baş işleyecek beni ya. Bitti mi? Bittim. Ölsem cennete gider miyim ben acaba? Bir günahlarımı sayayım. Şarap içmek. Pembeyle kavga etmek. Alatura paralarını gaftilemek. Sakin ol be Yunus. Ünlüler çiftliğini izlemek. Gelin kaynanıza Semra Hanım'a oy yollamak. Oo, benim günahlarım bitmez. Kesin cehennemliyim ben, kesin. Ay abi tuzuttu be. Ortalığı telaşa verme be oğlum. Bir çaresini buluruz. Anam haklı be abi. Ebi biz bir araya topladırız, kafa kafaya verir. Senin derdine bir çare buluruz. Buluruz be Yunus. Yanlışım varsa düzeltin ama Yunus baba saklanırsa Cilet Abbas'ını hayatta bulamaz. Nereye saklanacağım? Bildiğin büyük bir fare deliği var mı? Babam doğru söyler be. Nereye saklanacak? He? Buldum. Bilet alalım Yunus babaya. Yollayalım Edirne'ye. He? Olmaz kız. Hemen izini bulur. Geçi çok da iyi olur. Şu ayyaştan tebelli kurtuluruz. Tövbe tövbe. Aman be pembe be. Hemen su koyu vermesen olmaz sanki ha. Durun, bir ses duydum. Cilet Abbas geldi. Cilet Abbas geldi. Şaka yaptım, şaka. Ma, tüküreyim senin şakana be, pembe gacısı be. Yüreğim çok ayıbedersin pembe ha. Cadı karı, ne olacak? Kusura bakma Yunus baba ama sen de karı gibi korkarsın ha. Sen bana nasıl karı dersin? Vurma herife lan. O senin hayatını kurtaracak şeyi söyledi, sen onu döversin. Nasıl yani? Hayatını kurtaracak şey mi? Neymiş o? Bak şimdi Yunus. Bu adamdan kurtulmak için karı kılığına gireceksin. Ne? Girdin mi sen? Hayatta olma. Gel düşünsene. Böylece Elif'in burnunun dibinde olacaksın ama o senin Yunus olduğunu anlamayacak bak bak. Olmaz öyle şey ya. Çok saçma Pembe abla. Çok akıllıca aslında. Olmaz. Bence de olmaz. Olur be. Bence de mantıklı. Vallahi benim de aklıma yatar be. Olmaz. Olur be baba. Olur olur ha. Bence de olur vallahi. Benim fikrim de. Benim fikrim de. Olmaz. Olur. Olur. Akıl var, mantık var. İç benden kar olur mu be? Olur. Aklınız alır mı sizin be? Alır mı? Olmaz.